yaptım. Aldım düşte. Bırak, otur. Çok ayağı önde. Şu anda bir hazırlık maçı için git ayağı. Isınma yapıyoruz. Git ayağı, bravo. Kapan üstüne doğru. Kapan. Kupa. Bekle, ayak yok bağlayacağım. Sol. Ortaya doğru. Orta ikili Emrah'la Rıza. İleride Ferhat abi. Böyle başlıyoruz, tamam? Bazı dike. Tamam. Buraya fazla sağlam. Bende. Buraya kimse yok. Yavaş abi. Sakinsin. Bravo Emre abi. Hadi ben arkadayım. Evet abi. Aferin Rıza. Deniz Engeller Spor Kulübü'nü 2016'da kurdum. Ve takımın kaptanlığını yapıyorum. Denizli'de Deniz Engeller Spor Kulübü olarak 2016 kurulduk, ancak 4 tane branşta da faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu kulübün şu anda başkanı ve amfitrenin kaptanıyım. Bizim geçen sezon malum birçok lig, hatta tamamı pandemiden dolayı yarıda kaldı ve biz pandemide ligler ara verildiğinde, durdurulduğunda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Onun için şu anda 2020-2021 sezonunda amatör futbol takımımız Denizli'de ilk kez bir takım Süper Lig'de mücadele edecek. Biz umarım bu sene güzel bir hazırlıkla Süper Lig'deyiz. Denizli aslında Süper Lig'de ilk takım. Yani amputede, hatta bedensel engelliler branşında şu anda Süper Lig'de olan tek takım Denizli Ampute Futbol Takımı. Bizim buradaki hedefimiz öncelikle kalıcı olmak. Süper Lig'in içerisinde devamlı Ampute Futbol Takımımızın bulunması ve altyapımızı da bu süreç içerisinde güçlendirmek. Hedefimiz ilk 5. Hocam geçen sene Ali Başkanım ilk 5 demişti. Son hafta düşmekten kurtulduk ama böyle hedefler koymadığınız sürece başarıyı zaten yakalayamazsınız. Evet, belki biz de düşmeye oynayabiliriz ama bizim hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almak. Zaten bu doğrultuda biz transferlerimizi yapıyoruz. Yani şu anda takımımız içerisindeki oyuncuların tamamı Denizli'den yetişmiş oyuncular değil. Bizim transferlerimiz var. Şu anda kadromuz 2 yabancı var. 2 tane daha transfer yaptık Eylül ayı içerisinde. Onlar da gelecekler şehrimize ve antrenmanlarımıza onlar da katılacaklar. Biz şu anda Denizli'de bulan oyuncularıyla haftada 5 gün antrenman yapıyor. Günde 2 saat. Ve önümüzdeki Eylül ayı içerisinde mutlaka bir kamp yapacağız. Şu anda kamp yeri görüşmelerini yapıyoruz. Transferlerimizle beraber o kampta yer almak istiyoruz. Bu süreci de onun için biraz ağırdan alıyoruz kamp sürecini. Özellikle kendi sahamızda antrenman yaparak bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama mutlaka lig öncesi bir kampımız olacak. Çünkü lig öncesinde bir de Türkiye Kupası var. Biz buna da iyi bir şekilde hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Kupası'na geçen sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımla 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 2 takım katılıyor ve bir çıkan takımlardan biri biz olduğumuz için önümüzdeki sezonda lig başlamadan önce mutlaka Türkiye Kupası yapılacak ve biz 6 takımdan birisi olarak bu ligde yer alacağız. Vallahi şimdi takımımız geçen sene ligde şampiyon atandıktan sonra Süper Lig'e çıktı. Sezon başında biz de bu takımla anlaştık. Çalışmalarımıza 20 Temmuz itibariyle başladık. Transferlerimiz var. Bu sene yeni katılan arkadaşlarımız var. Güzel bir aile havasında, güzel bir tempoyla çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki haftalarda bir kamp dönemimiz olacak Afyon'da. Yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Şu anda turnuvadalar. 2 tane Rus milli takımdan arkadaşlarımız gelecek. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sezonu iyi yerde tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sezon Ekim'in 1. haftası ve 2. haftası başlayacak.
Ondan önce bir Türkiye Kupası var. Eylül'ün son haftasına doğru. Orada da bir takımımızın durumunu görüp ona göre değerlendirip gerekli çalışmamızı ve tedbirlerimizi alıp lige hazırlanacağız. Tabii şimdi lige yeni çıktığımız için hedef sıralama olarak en üst seviyede bitirmeye çalışıyoruz. Yani şampiyonluk için bir şey diyemem ama hedefimiz de var. Can yakacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu adamların o zaman antrenmanı koşmasının bir anlamı yok. Yani koşması gereken 1600 koşabilen adam şurada 500'de bitirirse geri dön. Kaldır. Kaldır. Baba şimdi. Hırvet'te oynuyorum. 12 yaşındayım. Hocam. Peki bugün amputa takımına hocam karşı mücadele ettin. Neler söyleyeceksin? İlk defa amputa takımında oynuyoruz. Heyecanlıyım. Böyle oynadıkça alışıyorum tabii zamanla. Allah onlara Süper Lig'de yardımcı olsun. Peki Süper Lig'de destekliyor musun amputa takımını? Evet. Kesinlikle. İnşallah şampiyon olurlar. Bir altın orada bir amputa hadi gir aralara gir.